Ve arkamızda da Türkiye'de çok sayılı bulabileceğiniz şişe burun Arap atlarından bir tanesi var. Arkadaşlar öyle karakteristik bir at ki yani yakınında bile duramıyorsunuz. Kaçacak delik arıyor insan. Abu. Raki, lütfen sözümü dinler misin? Lan içeri değil lan. Dur. Arkadaşlar siz olun. Bir atın bakıcısı sahibi yanında değilse o ata binmeyin. Şimdi Raki'ye binmeye çalışacağım. Bakalım beni kabul edecek. Kısalt. Evet, bilmiyorum. Kısalt, sık. Sonra dikkat et sonra. Arkadaşlar herkese yepyeni bir Alatürkiye videosundan selamlar. Alatürkiye YouTube kanalı olarak Türkiye'deki en iyi hayvan besleyicilerini, en iyi çiftlikleri sırayla gezmeye devam ediyoruz. Bugün Kayseri'deyiz. Burak At Çiftliği'ndeyiz. At çiftliği diyorum ama burada sadece atlar yok. Birçok hayvan var. Çok özel köpek ırklarından tutun da çok özel kanatlı hayvanlara Türkiye'den ve dünyadan seçmece, taklacı, güvercinlere kadar en iyileri burada var diyebiliriz. Ve arkamızda da yine diyorum ya çok özel hayvanlar var diye Türkiye'de çok sayılı bulabileceğiniz şişe burun Arap atlarından bir tanesi var. Ben özellikle bu atı tanıyarak başlamak istedim. Yanımızda da bu atın bakıcısı ve eğitmeni Neşet abimiz var. Abi seni bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Neşet Tarlak. Uzun zamandır buradayım. En az 4 yılı geçti. Toplamında 46 tane atımız var. Yavruları saymıyoruz. Şişe burun bir tane bizde. Genelde Arap atlarımız var. 3-4 tane de İngiliz var. Genelde çoğunluğu ders atı. Şişe burunu çok nadir kullanıyoruz. O da biz biniyoruz ona. Evet. Çok oyuncu böyle yaramaz bir at aslında. Hareketli. Şimdi dedin ki hani genelde eğitim atları var dedin. Şişe burun Arap atlarını zaten sert karakteristik özellikleriyle biliyoruz sanırım değil mi? Evet. Mesela normal ya ben atların fiziki yapılarından da çok fazla anlamıyorum. Çok amatör bir at binicisiyim. Sadece seviyorum ve binmeye çalışıyorum diyebiliriz. Hani fiziki olarak hala atları değerlendirebilecek tecrübeye de sahip değilim ama şişe burun Arap atının normal bir Arap atından tek farkı burnu mudur? Burnu bir de çok hareketli oluyor böyle. Bir de hareketleri çok hızlı olduğu için böyle bazıları korkuyor. Ve ses tonu yükseliyor böyle bir evet. Aygırlık yapıyor. Ondan da daha çok korkuyor biniciler. Buna binsen mi binmesen mi bir havası oluyor. Çoğu binemiyor zaten. İleri seviye olanlar biliyor. Peki Türkiye'de şu an Arap atı, şişe burun Arap atı kaç tane vardır? Muhtemelen Türkiye genelinde bir 10 çıkar, 15 de çıkabilir de. Net bilmiyorum ama çok nadirdir. Yani binlerce at, yüz binlerce belki Türkiye'de at var ve sadece bunların arasından 10 tane şişe burun Arap atı var ki ben bu atların çok özel ırklar olduğunu şuradan da biliyorum. Rahat ol, güzel ses yapar. Çok özel ırklar olduğunu şuradan da biliyorum. Cumhurbaşkanımız bile böyle bir ata sahip. Arabistan'da bunun şeyhlerin falan bu ata bindiği söyleniyor. Çok özel ırklar olduğu için. Şöyle ben birazcık fizik yapısını incelemek istiyorum fiziki buyurun, olarak. Buyurun. Bakmak istiyorum ama yanına da çok yaklaşamıyorum. Buyurun, abi, ben de. Sen bize birazcık yardımcı ben olur de, musun? De, şöyle buyurun. Bir baksak, tanısak. Evet, buyurun. Mesela normal bir İngiliz atına göre en başta Arap atının farklılıkları nelerdir? Acaba ondan mı bahsedelim? Bu koşullara göre çok sağlamdır, rahattır. Ayak yapışı çok sağlamdır. Bu Kayseri civarında zeminler çok sert olduğu için yani arazidir. Her taraf sert olduğu için böyle kırsal kesimde normalde Arap atları daha çok uygundur. Yani buralarda ayakları ağrımaz yine de onların. 70 kilometre, 100 kilometre gidebiliyorlar bazen. Peki İngiliz atları daha sosyete diyebilir miyiz? Onlar biraz daha sosyete, biraz daha böyle bu arazilere uymaz. Daha güçlü ama sosyete. Evet, yani onlar hemen yoruluyor, pes ediyor, artık terliyor, bıkıyor, bırak yatayım diye herhalde evet. Şey mi yapıyor böyle? Veya biraz daha şov mu diyelim İngiliz atlarına? Biraz şov, şöyle şov. Mesela engeli alıştırıyorum ben onları. Benim mesela 3-4 tane İngiliz var. Onlarla engel atlıyorum ben. Öğrenciler de mesela engel atlıyor onunla. Bir tane de Avrupa atımız var. Onda da engel atlıyoruz. Yani güzel aslında. Mesela şimdi dedik ya Kayseri'deyiz diye. Hemen sevgili arkadaşlar arkamızda Kayseri'nin en büyük dağlarından Ali Dağı görüyorsunuz. Ali Dağ, evet. Bu Ali Dağı'na sen zirveye bununla çıkabilir misin abi? Çıktık biz. Ama bununla değil. Başka atlarla çıktık. Bununla çıkabilir misin bununla peki? Bununla kadar yormayız bunu biz. Biz öyle çok özel, nadir, olduğu için. Özel olduğu için çok az kullanıyoruz biz bunu. Ama diye başka Arap atlarıyla da oraya çıkabildiniz. Grup halinde çıkıyoruz. Bazen ders gibi çıkıyoruz. Ders bitince çıkıyoruz. Arazide geziyor dolaşıyoruz. Peki ben mesela şimdi bu atın üzerine binmiş olsam evet. Rahat bir binici gibi üzerinde durabilir miyim? Zapt edebilir miyim? Sadece bunu? Ses yapar ama bir şey yapmaz. Ben üzerinden olur. Atma gibi falan yok, şeyleri olur mu? Atmaz.
çok kısa deneyimleyebilir miyim? Evet. Yani sadece bu benim için şu an o kadar özel bir şey ki sevgili arkadaşlar. Ben tutarım. Türkiye'de benim hani 10 tane olduğunu bildiğimiz bir atın şu an üzerine binmek sanırım her yiğidin harcı diye herkesin değil bulabileceği bir fırsat diyelim. Öyle diyelim. Değil evet diyelim. Evet. Her yiğidin harcıdan ziyade ne biniciler vardır Türkiye'de. Vardır, var, evet. Bu arada ata gönül veren herkese de evet bolca selam olsun. Şöyle diyelim ilerleyelim. Şu, olur. Şurada binelim. Buyurun. Ben gerçekten biraz daha heyecanlandım açıkçası. Yok güzel. Peki normal eğitim için gelen misafirleri bu ata bindiriyor musunuz? Kişinin yapısına göre seçiyorum ben. Mesela kişiye sorular soruyorum, beraber çalışıyoruz. Belli bir seviyeye geldiğinde, hak ettiğinde, hazır olduğunda buna binebiliyor. Yani öyle esirgemiyoruz bir biniciye. Esirgeme yok, yok yani. Yok, böyle bir şey yok. Binmek isteyen, hazırsa, iyiyse, yeterliyse, hak ediyorsa binebilir yani. Eğer başına gerçekten evet bir iş gelmeyecek veya evet bu sorumluluğu üstlenebilecekse. Onu, evet, onu gözümde hissediyorum ben zaten. İzlediğimde, baktığımda. Bende var mı abi o potansiyel? Seninle daha yeni tanışıyor, bakmam lazım. İnşallah. Buyurun, başıma iş geldikten sonra bakmayın. Yok, o da yok, tecrübe yok, olsun. Yok. Şimdi o işin esprisi. Öncelikle şunu soracağım. Bir ata binmeden önce ona bir üzerine bir baskınlık kurmamız gerekiyor değil mi? Bizim karakterimizi ona bir ifade etmek gerekiyor. Yaklaştığında ve bindiğinde o karakteri uygulaman gerekiyor. Eski evet Osmanlı mesela şöyle yaparmış mesela. Ata binerken düşmana biner gibi binermiş böyle soğukkanlı. İndiğinde dostu sever gibi severmiş böyle. Aslında o bir Türk sözü dediğin gibi. Evet. Ata düşmanın gibi bin, evet, evladın gibi bak evet derler. Öyle bir söz var. Evet. Aynen. O yüzden ata sert binmek gerekiyor. Çünkü sevgili arkadaşlar benim de çok kısa zamanda öğrenebildiğim bilgilerden birisi şu. Atlar gerçekten çok sert karakterli hayvanlar. Evet. Ve çok iyi anlayabilen, insanlarla aslında çok iyi empati kurup ona göre de sizin karakterinizi ezmeye çalışan hayvanlar. Evet. Hani sizin üstünüze çıkıyor. Üstünüze de çıkınca şu 300-400 kiloluk hayvan artık sizi istediği her şeyi her yere götürebilir. Tabii İsterse o üzerinden de atabilir. Evet. O yüzden o baskıyı kurmak gerekiyor. Kurmak gerekiyor. Dedik ve hakimiyeti almanız lazım. Evet. Rahat evet. Şöyle bir gelelim mesela. Sevgili arkadaşlar, o Türkiye'de çok nadir bulunan şişe burun Arap atının şu an üzerindeyim. Neşet hocamız sayesinde tabii, yoksa böyle bir şey asla cesaret edemem evet, böyle bir ata binmeye. Neşet hocam, peki bu sen olmamış olsan beni alır götürür mü? Yok, biraz teknik açısından ben anlatırım size. Siz elleri kısa tutarsınız. Birleştirin, kısaltın mesela. İyice kısa kullanın. Şöyle sadece hareketli olur. Hareket biraz daha kısalt ellerini, birleştir. Kısalt biraz daha kısalt. Biraz daha kısalttık. Evet. O da kontrolü elimizde mümkün olduğunca tutabilmek evet için evet değil mi? Şöyle boş bırakırsak normal çünkü. Yok, o çekiyorsun duruyor zaten. Sağ sol açarak çektiğinde dönüyor. İyice kısaltıp mesela rahat ol mesela. Ben şu an biraz çekiyorum, tutuyorum evet şeyi ama. Af şöyle dönelim şimdi buradan. Şöyle dönelim, siz böyle geçin buyurun. Sola doğru şimdi döneceğiz. Evet, şöyle hafif dönüyoruz. Rahat ol, ellerini biraz daha kısalt. Öyle rahat biraz ol, rahat rahat gel. Tamam. Rahat şey olmaz. Rahat, yavaş şimdi yavaş. Elini yumuşat. Ne sert ne yumuşak olsun elin. Bu tempoda yavaş yavaş ilerle. Elini kullan. Evet. Evet. Oluşum. Rahat ol. Oluşum. Yaslan geriye, bas aferin ayakları. Efendim? Yaslan geriye, bas birazcık ayakları. Birazcık inat ediyor. Yan yan yürüyor. Hani tam şey yapmıyor. Bir koşma isteği var içinde değil mi? Sende de rahatlık var canım. Yani yoksa bir sınardı yani. İyi bir sınama yapardı. Bir oynardı yoksa. Şu anda sende de bir rahatlık var yani. Şu an rahatım. İyi iyi, gayet iyisiniz. Yürü bakalım hadi. Yürü, yürü biraz. Bir daha dön geriye. Döneceğin yere bak, rahat ol. Evet. Az gaz ver. Ses ver. Ayağını kullan. Of. Rahat arkadaşlar ol, gerçekten. Rahat ol, rahat ol. Evet. Gerçekten harika bir his benim için. O sert karakteriyle bilinen şişe burun Arap atı yerde bile dururken hani normal durduğu yerde bile bakalım sözünü dinliyorum. Havası var değil mi? Normal durduğu yerde bile çok baskın bir hayvanken hani üzerine binince ona böyle hükmedebilmek gerçekten muhteşem bir his. Evet. Hadi bakalım gel. Bu arada hızlanmaya dünden razı. Evet evet. Hocam yani gezmeye şöyle bayılır bunlar. Efendim? Gezmeye bayılır bunlar. Gezmeye bayılıyor değil mi? Arazide. Adı neydi bu arada? Bu Alemşah. Alemşah. Alemşah hadi biraz hızlanalım gel. Gel bakalım. At çok olduğu için bazen isimleri unutabiliyorum. Evet. Alemşah yürü bakalım. Rahat yürü ol evet. Yürü. Yürü bakalım. Yürü. Aferin be sana, harikasın ha. Abi bunun üzerindeki hazzı ben tahmin edemiyorum ya. Şu ayaklarından çıkan sesten tut da bu karakteristik uyum sağlayan yapısı gerçekten evet muhteşem bir at. Uzun ömrü olsun diyelim. Böyle bir ata emek harcadığı için ayrıca tesisimizin sahibi olan Türker Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. Evet. Gerçekten böyle bir ata sahip olarak çok doğru bir karar vermiş. Muhteşem bir at diyebilirim. Nacizane kendi bu zamana kadar edindiğim tecrübeler dahilinde bunu söylüyorum. Evet. Türker Bey de çok sever bunu ya. O zaman sevdiği atlardan biri. O zaman başımıza iş gelmeden ben Alemşah'ın sırtından ineyim yavaşça. Evet. Şöyle yapıyoruz. Öne gidiyorum. Bisikletle bunu gidiyorum. Yine inerken bunu bırakmıyoruz. Yok, kontrol sende olacak. Evet. Her at beklemeyebilir. Teşekkür ederim. Oluş. Aferin. Çok güzel gittik geldik. Aferin sana. Onu da alacağım şimdi.
aklına bir... Evet, şimdi gerçek binici üzerine bindi. Üzerindeyken tepme falan yapmaz herhalde değil mi arka tarafa? Ses çıkacak şimdi. Bahsettiğimiz karakter yapısını şu an işte görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar öyle karakteristik bir at ki yani yakınında bile duramıyorsunuz. Kaçacak delik arıyor insan. Abu. Burada kaygan ya durmuyor. Şu an hocam bu tavırlarının sebebi nedir? Baygınlık yapmış bir ara ondan biraz da atı görünce... Dişi gördüğü için evet, yapıyor değil mi evet. Bunu? Dişiyi gördüğü için yapıyor, erkekliği tutuyor. Sonra gerçekten muhteşem ya. Yerlerde biraz kaygan ya, gerek yok. O tavırlar, o karakter, o hareketler falan böyle yani o kadar sıkı bir hayvan ki arkadaşlar. Gerçekten aşık ediyor kendisine ya. Zaten at sevgisi ayrı bir şey. Gerçi yine bir nebze rahatım. Çünkü dizginler hocamızın elinde. Beton olmasa çok oyun var da. Beton olduğu için. Sizin onun üzerinde baskınlık kurduğunuzu çok iyi bildiği için. Evet. Sizin sözünüzün dışına çıkamayacağını evet. Da kabul etmiş vaziyette şu evet, an. Evet. Çünkü alfa sizsiniz. Şu an sizin sözünüzün dışına çıkamaz. Herhangi bir şey yapamaz. Aynen, aynen. Çünkü ipler sizin elinizde. O kontrolü de iyi sağlamak lazım işte. Onu hissediyor zaten. Ya araba, mesela arabada da sonuna kadar gaz vererek gidemezsiniz. Fren yapacağınız yeri falan iyi bilmek lazım. Tabii, tabii. Bu da iyi bir eğitmenin işi. Tabii. Bu arada sevgili arkadaşlar şu an içeride at eğitimi olduğu için, binicilik eğitimi olduğu için kapalı manej alanında. Orayı şu an çekemiyoruz. Burada dışarıda atı görmek durumunda kaldık. Biz biraz zamansız geldik. Ama yine de ben bu atı böyle görüp yakından inceleyebildiğim için çok mutlu oldum. Hocam göreceğimiz başka çok kıymetli atlar var mı böyle? Var, yine göstereyim ben size. Siyah beyaz bir tane var. Olur, onu da görelim. Raki. Raki'yi de görelim o zaman. Hı. Evet arkadaşlar, dedik ya Türkiye'den ve dünyadan çok özel at ırklarının bir arada toplandığı efsane bir çiftlikteyiz diye. Şu anda Burak At Çiftliği'nin ahırlarının olduğu kısımdayız. Burada çok çok özel atlar var. Birbirinden güzel atlar ve çok güzel şartlarda bakılıyor diyebiliriz. Ayrıca toplamda burada 46 tane at var. Biraz önce şişe burun Arap atımızı gördük. Şimdi de çok özel atlardan birisi olan Frezyan atını göreceğiz. Hadi geçelim onun yanına. Aa, var ya muhteşem bir at ya. Soner şöyle bir gelir misin? Şu atın ihtişamına, güzelliğine bir bakar mısın? Ya o kadar güzel ki şuna bir bakar mısınız ya? Frezyan atın ben siyahlarını gördüm, daha önce denk geldim ama siyah beyaz olanını, böyle ala olanını hiç görmemiştim. Ala at da görmüş olduk böylece. Gerçekten harika duruyor ya. Evet arkadaşlar, şimdi benim biraz önce İngiliz Frezyan diye adlandırdığım ama türünün Katana olduğunu öğrendiğim efsane siyah beyaz atımızla dışarı çıkıyoruz. Gerçekten benim gittiğimiz at çiftlikleri arasında gördüğüm en farklı atlardan birisi. Birazdan eğer hocamız da müsaade ederse bir de bunu deneyimlemek istiyorum. İnşallah. Bu ata da bir bakmak istiyorum şöyle. Gerçekten çok hoş duruyor ya. Evet, şöyle gün ışığında daha net görebiliyorsunuz. Hocam kendi şu an şahsi gördüğüm özelliklerden söyleyeyim. Bacak boyu sanki biraz daha kısa ve vücut daha kalın gibi. Evet. Doğru bir tespit mi? Doğru tanımlı, evet. Mesela bu atlar en çok hangi alan için kullanılır? Mesela bazıları işte atlama için, engel atlama için, bazıları koşu için kullanılır. Bazıları zorlu arazi şartları için kullanılır. Bu atlar genelde ne için tercih edilir? Genelde yük atı, böyle görüntü olarak biz şey olarak kullanıyoruz mesela. Düğünde falan kullanıyoruz bunları. Çekim için kullanıyoruz. Görüntü güzel olduğu için. Şov olarak kullanılıyor o zaman. Şov da olabilir, evet. Hareketli, güzel bir at. Normalde bütün çekimlerde kullanabiliyoruz. Hmm. Böyle. Gerçekten çok güzel ya. Uysallık var mı? Sevdiriyor mu? Sevdirir. Hiçbir şey yapmaz. Evet. Şöyle birazcık şey gerçekten harika bir at ya. Şöyle Soner, şu taraftan bir bakar mısın? Şu özellikle evet. Ayaklarına, paçalarına falan baktığın zaman harika bir taklacı güvercin gibi. Evet. Siyah beyaz zaten olması çok özel yapıyor kendisini. Onun dışında dediğim gibi birazcık bakımla mı alakalı yoksa yapısal olarak mı? Birazcık böyle şey, eti
etine dolgun duruyor. Normalde böyle olması gerekiyor bunlar. Ya. Böyle mi olması böyle gerekiyor? Olması gerekiyor bunlar. İşte bir rakı zaten. Dediğin gibi bu kadar yapısal bir özellik, eminim bu kadar kas da vardır bunun içerisinde. Evet. Dayanıklı oluşunu da tabii doğuruyor dolayısıyla. Evet evet. Hangi ülkeden gelme peki bu atlar? Genelde yurt dışından geliyor. Tam net bir bilgim yok da. Hı. Genelde böyle Amerika civarı oradan geliyor yani. Amerika'dan gelen, hı-hı, ABD'den gelen, hı-hı, atlar genelde. Gerçekten çok güzel ya. Çok uslusun, aferin sana. Bu eğerler Avrupa, genelde biz severiz. Eğerler Avrupa derken abi, yani eğerin Türk olanı da mı var? Mesela ya Arap olanı da mı var? Biraz binicilikte kaliteli böyle, profesyonel kullandığı bir ya üretim eğer. Bazında böyle, yani yoksa evet, şey olarak değil, gelenek olarak değil. Evet, bu mesela bunun düştüğünüzde ayaklar takılı kalmaz, otomatik olarak atar. Aa. Atar, ayağınız takılı kalmaz. Harika, rahat tam aradığım özellik, yemin ediyorum. Rahat bir şekilde düşersiniz. Düştüğün zaman ayağın takılı kalmıyor, takılı bu kalmıyor, buradan çıkıyor. Sürüklemiyor sizi. Bu çıktığı zaman dolayısıyla evet, direkt düşebiliyoruz. Direkt düşebiliyorsun, bir şey olmuyor. Muhteşem, yemin ediyorum tam aradığım özellik yani. Bu ata daha rahat binebilirim zaten o zaman. Zaten ata binen düşer, ata binmeyen düşmez. Dolayısıyla evet. Evet. Soruyorlar ne kadar düştün diyorlar. Sayısını bilmiyorum diyor binici. Peki. Binici olduğu için. İyi bir binici, iyi bir at binicisi bir kere attan düşmek zorunda mı? Bir kere değil, bayağı düşebilir yani. İyi bir binici düşmesi lazım yani. Mesela hiç düşmeyen adam iyi bir binici değildir diyebilir miyiz? Bir kere düşecek mi yani bu? Her biniş bir öğreniştir. Her düşüş de bir öğreniştir yani. Değil mi? Her tabii, bir kere tabii, düşeceksin ki neden evet, düştüğünden ders çıkartıp tabii, tabii, bir daha düşmeyesin. Aynen. Doğru. O zaman eğerini de takmışken bir deneyimleyelim mi? Buyurun, buyurun. Bunu da bir buyurun, şey yapalım. Şöyle. Ya Allah, bismillah. Çek kendini, evet. Şöyle attık, evet. Dur, dur, dur oğlum, dur. Gayet rahat çevir ellerini. Gerideki boşluğu at. Şöyle biraz daha evet, kontrolü alacak şekilde evet, şöyle şey hakimiyet yapıyorum. Hakimiyet sende olsun. Şöyle gidebiliriz. Oo, ya rahat ol. Güneşte ne güzel vuruyor şuradan. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda Katana ismi verilen, aslında Frezyan atlara da çok benzeyen harika bir atın üzerindeyim. Yani Türkiye'de çok nadir bulunduğunu söyleyebilirim. Hatta dünyadaki çok özel at ırklarından birisi. Dur bakayım oğlum. Oğlum bir dur, dur bir. Dur. Şşt. Dur bir. Dur bir tanıtacağım seni. Bir dur. Şşt. Tam çek tam. Şşt. Dur. Evet sıkıştırma sıkıştırma. Şşt. Sıkıştırma. Heh. Evet. Böyle sallıyorsun ya, onun için kötü bir herkes. Aynen. Nasıl? Elini sallamadan böyle sakin bir şekilde çek bakayım. Heh. Çek dur dur. Evet. Hola. Evet. Birazcık zapt etmesi de zor. Çok karakteristik çekme, durunca, bir at çünkü. Çekme. Evet. Hadi bakalım gel biraz yürüyelim. Sen yürümek istiyorsun. Bu beni yürüyerek tanıt diyor. Gerçekten muhteşem bir at. Yapısal olarak katana atlarının çok sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu öğrendim. Kendileri çok ağır yükler de taşıyabiliyorlarmış. Şöyle zaten bacak boyuna falan baktığınız zaman bacak boyları birazcık kısa. Dolayısıyla yük taşıma için ideal atlar diyebiliriz. Zamanında bunun için kullanılmış mıdır abi? Evet. Evet. Hala kullanılır. Hala da kullanılıyor. Dur, içeri gidemezsin. Şöyle bir turlayalım gelelim hadi. Hadi oğlum gel. Evet. Şşt, dur. Dur. Gel. Şşt, bak arkaya gidiyorsun. Tam elini aç, kullan sol elini. Efendim? Sola bakarak sol elini aç. Sol elini aç böyle. Sola bakarak. Sola aç, şöyle, ayağını da vur. Evet. He. Evet. Hadi yürü. Yine sol çalışsın, ayağını da vur. He, ayakta da sol çalışması gerekiyor evet, o zaman. Yani sağ sol yaptığında elini ayağını kullanman lazım aynı anda. Hadi bakalım gidelim gel. Yaslan geriye, ver ağırlığını. Elini yani yürü. Şu an çok baskın karakterli bir at olduğunu söyleyebilirim. Hadi yürü. Yürü bakalım. Yürü, yürü. Şu an beni hiçbir şekilde sözümü dinlemiyor değil mi? Anlaşamadık onunla henüz. Evet, biraz zaman geçirmen lazım. Biraz zaman geçirmek lazım. Onun sabrının sınırlarını ve benim sabrımın sınırlarını birbirimize ifade etmemiz evet, gerekiyor. Birazcık şöyle ilerlesek, hadi. Biraz daha soğukkanlı, biraz daha öyle kararlı. Isırmak olmaz. Isırmak olmaz. O sana geliyor abi. Ne yapıyor, ne ediyor sana geliyor. Ben birazcık senden kopartmam lazım onu değil mi? Evet. Aynen. Gerçekten tam anlamıyla bir at eğitimi diyebiliriz, biniş eğitimi. Artık ama lütfen sözümü dinle benim. Bak geri geri gidiyorsun, kabul etmiyorsun beni. Yardım edeyim ben sana, takıldı. Heh. Heh. Elini biraz daha yumuşat, rahat ol. Çok da değil. Şu zaten burada bir işaret var, sanırım burası ideal. Rahat ol. Evet, şu an sonunda anlaşmayı başardık sevgili arkadaşlar. Birazcık yürüyoruz. Yürürken çok uysal ama yürümeyi şu an o istediği için uysal. Hala üzerinde baskınlık kurabilmiş değilim. Hala benim sözümü dinlemeyecek. İstemediği bir dön şey oradan gel, yaptıramayacağım. Bir dönmeyi deneyelim bakalım. Hı. Dön. Dön bakalım güzelce. Hı. Aferin. Hadi. Aferin sana. Hadi gidelim. Oo, koşmaya da dünden razı. Ne diyorsun? Slow. Şşş, dur.
koşmadan gideceğiz çünkü seni tanımıyorum daha. Ablam al 2 dakika. Yani tamam. Atçılık gerçekten içine girdiğiniz zaman çok zenginleşen bir şey. Çünkü altınızdaki hayvan sizin üzerinizde baskı kurmaya çalışıyor. Karakterini size yansıtmaya çalışıyor. Dolayısıyla da onunla bir mücadele halindesiniz sürekli. İyi anlaşmak, doğru iletişim kurmak lazım abi. Şşşt, Rocky, Rocky. Lütfen sözümü dinler misin? Lan, lan içeri değil lan. Dur. Harika bir at ya. Hocam direkt yuvaya gidiyor bu ya. Arkadaşlar siz olun. Bir atın bakıcısı sahibi yanında değilse o ata binmeyin. Rocky'nin üstüne bindim direkt içeri döndü geldi. Ama diyorum ya birazcık tanışsak Rocky ile çok güzel vakit geçiririz. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizden ricamız bu gibi videolarının devamının gelebilmesi için Alatürkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.